Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Arkadaşlar bugün de Darth, Darth ve Skywalker e, ee, arkadaşın hesabını inceleyeceğiz. Kartlardan başlayacağız. Karakterleri geçip videoyu bitireceğiz. Şimdi kartlara şöyle bir girelim. Evet bayağı düşük seviyeli kartlar. Ha arkadaş yeni bir oyuncuymuş. Tamam. Eee, şöyle bir sağlık karttan başlayalım. Ama bunlar hep 5 seviye olduğu için hani 6 seçeneklerden de neye bakacağım onu da bilmiyorum ki. Şimdi şöyle yapalım. Bir bakalım gene de. Bu kart güzel bir kart. Şimdi saldırılar, bekleme süresi, saldırı seçenekler zaten. YP saldırı ve savunma. Ama tabii bunu 6 yıldıza basarsa bir tane daha 6 seçenek gelecek. Yani arkadaşlar şuraya uzun uzun bakmayacağım. Çünkü çok açıkçası bakılacak bir şey yok da. Şey yapabilirim kart konusunda şu tavsiyeyi verebilirim arkadaşa Benim kart videolarım var iki tane attım Kart videolarımı göz atsın arkadaşlar kartlar oyundaki en önemli şeyler e, Mutlaka kartların güzel takılması lazım İyi bir şekilde geliştirilmesi lazım e, O nedenle o arkadaş iki 2 kart videomu da izlesin e, Oradan gerekli bilgiyi alacak e, Ama şöyle bir de buradan bir tavsiye vermem gerekirse şu Loki kartını 6 yıldıza bassın en sağdaki ee, sonra şu Bishop kartı var ya Ankani x kartı bunu da 6 Yıldız'a bassın şimdilik kullansın Sonra en soldaki kart da güzel Yani normal kart olarak güzel tabi bunu da bassın ee, Diğer ikisini şimdilik basmasın diğer iki kart pek iyi değil şu Groot'la Ankani Avengers'ın diğer kartı Pek iyi değil ee, Bunları şimdi şimdilik basmasın diğer e, üçünü bassın biraz geliştirsin Alt seçeneklerden de şeyde bahsetmiştim Zaten kart videolarında ee, Ona göre Uygun özellikler getirmeye çalışsın kartları falan nereden elde edebilirim falan diye soruyorsa eğer elde edip edebileceği en iyi yer bundan da gerçi birçok videoda bahsetmiştim ama gene bahsedeyim elde edebileceği en iyi yer üret kısmından şuradan ekipman güçlendir 3 yıldız 5 yıldız çizgi roman kartı buradan olabildiğince çok kart elde etmeye çalışsın. İşte Phoenix tüyünü falan da e, elde edebileceği yerler var. Yani şuralarda mesela Epic görev kısmından mesela atıyorum şu gizli sır kısmından elde edebilir. Sonra şu Deadpool'dan da e, büyük ikiz kısmından falan elde edebilir. Buraları biraz ilerlerse level olarak buralar açılıyor. Buralardan işte günlük olarak şey yapsın. Şuradan Phoenix tüyü ve Mikran, Mkran kristali elde etsin. E, bu şekilde oradan da kart kart elde etmeye çalışsın Daha sonrasında da kartlarını geliştirsin Evet şimdi tekrar hesaba gireyim Bir saniye Evet şimdi arkadaşlar dediğim gibi kartları o şekil kendisi halleder kartlarda kart videolarında falan bahsetmiştim tekrar ufak bir bahsedeyim odaklanması gereken en önemli şey saldırı saldırısını olabildiğince yüksek tutması lazım Sonra da diğer özellikleri falan odaklanır. hepsinden kart videosunda bahsettim o yüzden burada bahsetmeyeceğim. Karakterlerine geçelim bir de Sentry epik görev epik görevden kasılıyor ama epik görevdeki Sentry görevlerini yapmasın çünkü daha biraz daha başlarda hani şey yani biraz daha early game oyuncusu o nedenle bu bu karakter de çok kasması güç bir karakter olduğu için ilk önce farm yapabileceği karakterleri kasması lazım. Yani arkadaşlar yani işte ne bileyim baş düşmanları falan kesebileceği karakterleri kassın ilk önce. Ondan sonra o karakterlerle baş düşman sürekli oynayıp oradan geliştirme malzemeleri elde etmesi lazım. İşte kara antimadde non karanlık taşı işte kozmik Boyut özü, titan bileşen paketi falan. Bunları elde etmesi lazım. Ondan sonra Ondan sonra hani biraz daha ilerledikten sonra güzel karakterleri kastıktan sonra e, o zaman güçlü karakterlere daha zor kasılan karakterlere geçebilir. Senti güzel bir karakter ama dediğim gibi acele edilmemesi lazım. Vision karakteri Vision karakteri güzel bir karakter. 70'e kasmış. E, ama daha öncelikli kasabileceği karakterler var. Ben o karakterler dururken bu karakteri kasmasını açıkçası tavsiye etmem. Ama madem kasmış kategori 3'e atabilir isterse aşım CTP bu karakteri olmaz. Hani bilmiyorum belki CTP'leri biraz kafasına göre de takıyor olabilir ama. Çünkü oyunun başlığında arkadaşlar hiçbirimiz bilmiyorduk oyunu gayet normal. Benim CTP videolarım da var arkadaşlar. CTP videolarıma bir göz atsın oradan da gerekli bilgiyi alır. Yani videolarımı izleyecek arkadaşlar kısaca bilgi sahibi olmak istiyorsa. Çünkü ben hepsini burada anlatmaya kalksam bu video yani... 6-7 saat sürer yani o kadar bilgi var e, o nedenle o videolarımı mutlaka göz atması gerekiyor ama e, yani genel olarak konuşacak olursam en azından kısa bir bahsedecek olursam Aşım CTP bu karaktere gitmez bunu videolarımı izledikten sonra kendisi artık düzeltir eline CTP geldikçe takar e, CTP harcamamaya dikkat etsin tabii ki yanlışlıkla CTP'leri farklı bir yere harcamasın e, çünkü oyunun başında ben de yaptım oradan yani ondan dolayı bunu söyleyebiliyorum. Hani oyunun oyunun başında ben de hani elime gelen CTP el, önüme gelen karaktere takıyordum. Ya da ne bileyim başka bir şey harcıyordum. Bazen yok ediyordum yanlışlıkla. Onlara dikkat etmesi lazım. CTP'ler önemli, kartlar da önemli. E, pire kart elde etmeye çalıştım bir de ondan bahsetmeyi unuttum. Pire kart, e, pire kartı arkadaşlar ayda bir bir pire kart elde edebiliyorsunuz. Bu arkadaş da hızlı bir şekilde gelişebilir eğer oyunun mantığını çözerse çok hızlı bir şekilde gelişebilir. Ve gelişmesindeki en önemli etkenler de kartlar olacak. O nedenle pre kart elinden geldiğince elde etmeye çalışsın. Pre kartı elde edebileceği yerler var. İlk olarak efsanevi savaştan birkaç pre kart elde edebilir şey var. Loki kartı var işte saldırı veren enerji saldırısı falan. Yani isterse takabilir isterse yedekte de tutabilir. Açıkçası ee, çok iyi bir kart değil ama oradan yeni Avengers kartı var işte süper moddan alabileceği onu alabilir. Onun dışında da arkadaşlar bir de bildiğiniz üzere sandık sandıktan alabiliyoruz. Özel prekar sandığı var dükkanda. Onun için de 600 token gerekiyor. Bunu da günlük 10 tane devasa baş düşman oynayarak elde edebilir. Ee, ayda işte 300 tane yapıyor. 300 Diğer 300'ü de gelecek lisansından alabilir. Gelecek lisansını tamamen tamamlayınca 300 token de oradan veriyor. E aklında bulunsun. Oraları mutlaka yapsın. E sürekli olarak. Prekar çok önemli. Sürekli olarak prekar elde etmeye çalışsın. Dediğim gibi ayda bir tane elde edebilir zaten. Yani 5 ayda 5 prekar gayet hesabı güzel olur. Evet. Bundan da bahsettik. Şimdi Vision Vision karakterine bir geri dönelim. Şimdi şöyle bir ekipmanlara bakalım. Evet. Uru videomu da izlemesi gerekiyor. Şurada biraz yanlış var. İyileşme oranı yerine saldırı taksaydı daha güzel olurmuş. Aslında kötü takmamış. Sadece şurada bir sıkıntısı var. İyileşme oranı yerine saldırı takması gerekiyor. Ee, bunun, bunun için de video attım. Uru videom var. Onu da izlesin. Ee, gerekli bilgiyi oradan alacak. Kızgın halkın gücü gayet güzel. Buraları ISO videom da var arkadaşlar. ISO videomu da izleyecek. O şekilde halledecek. Devam edelim. Airman güzel bir karakter, kostümü alınmış, gayet güzel. Bu, bu kostümü çok güzel. Arkadaşlar her zaman son kostümler alın, zaten hep söylüyorum. Ee, yani şu da mesela son kostüm, bu da son kostüm. Gayet akıllılık yapmış, kötü bir kostüm almamış. Ee, güzel bunları kasmış arkadaşlar. Bu bu karakteri de gayet güzel bir şekilde kullanabilir ama daha güçlü karakterler de var. O nedenle acele etmese de olabilir yani. Ee, bir de hani şu şekilde karmaşık mesela full uyandırılmış Galatürk ISO 8 takmış Iron Man'e. Hani bunun yerine şuna taksaymış aslında daha iyi olurmuş. Ben açıkçası öncelikle bir karakteri güçlendirip daha sonra diğerine geçmenizi tavsiye ederim. Çünkü iki, karakter hani yarım yamalak kasarsanız arkadaşlar bu sefer iki karakterden de verim alamıyorsunuz. Ama bir karakteri tamamen kasarsanız çok daha güçlü oluyor. Iron Man'de de o şekilde yapsın. Bakayım şuralara bir. Evet buraların da düzeltilme ihtiyacı var. Buralarda hiç saldırı yok. Saldırı şart. Yani 6 yıldız olmasa bile elinde varsa 5 yıldız o da yoksa 4 yıldız bu şekilde takması lazım saldırı şart. Ee, dediğim gibi bunun için Uru videoma bakabilir. İyileşme oranı falan kesinlikle olmaz arkadaşlar. Ee, kızgın halkın gücü gayet güzel. ISO, ISO setlerini iyi getirmiş. İşte Şuraları da ayarlar kendisi. Mesela şurada kritik oranı var. Bunu da saldırıya çevirmesi gerekiyor. Daha güzel olur dikili taş pek iyi değil. Dikili taş videom da var. Oraya da bakabilir. Eğer elinde ctp yoksa dikili taş takabilir bazı karakterlere ama hangi dikili taşı tak takacağını da bilmesi gerekiyor. Bu nedenle de dikili taş videomu da izlemesi gerekiyor. Evet, hayale sürücü gayet güzel bir karakter Yine kostümü alınmış. Gayet de iyi yapmış. Hep son kostümleri almış. Çok mantıklı. Güzel. Saldırı saldırı. Burada saldırı yok bir tane şurada da yok buraları ayarlayacak dediğim gibi Hepsi videomda var set bonusunda ayarlar kendisi Kızgın halkın gücü ya da Kartalın gözü ya da aşırı yükleme PvE karakterlerine gayet iyi gidiyor Onlardan birini getirebilir Iron Fist kategori 260 ama daha fazla kasmasını tavsiye etmem yani şu anlık pek iyi bir karakter değil Captain America Kesinlikle iyi bir karakter değil Kasmasın Venom Venom kasabilir son kostümünü alıp ama bence daha öncelikli karakterler var. Onlardan biri de Sharon Rogers. Bu karakterin kesinlikle kasılması lazım arkadaşlar. Çok güçlü bir karakter. Ee, mutlaka kategori 3'e kadar kasmasını tavsiye ederim. Yani hatta hepsini bıraksın şunu kassın öyle söyleyeyim o kadar güzel bir karakter. Ama e, son kostümün alınması lazım bilgisi olsun. Sersi burada bıraksın Kata bunu da kategori 2'de bıraksın. Yani daha fazla 70'e falan atmaya çalışmasın kış askeri güzel bir karakter kasılabilir ama bunu da bence şimdilik bıraksın. Yani şunu da şimdilik bırak. Aslında bu da güzel bir karakter ama bunu da bırakabilir. Örümcek adamı kasmasın. Güzel bir karakter değil. bunu da şimdilik kasmasın. Kategori 2'de bıraksın. Bunu da aynı şekilde. Loki öte yandan çok güzel bir karakter. İsterse kasabilir. pek çok yerde işine yarayacak bir karakter. Thor güzel bir karakter ama şimdilik kasması olur. Bunu da aynı şekilde. Şundan hepsini geçiyorum önemli bir Evet Human Torch arkadaşlar mutlaka kasması lazım. Bir bu. iki Sharon Rogers. İkisini de kasması gerekiyor. Yani şunun potansiyelini açması lazım. Şunu da kategori 3'e atması lazım. Malzemelerini saklasın harcamasın. Şunları kasmak için kullansın. Bunlar çok güçlüler arkadaşlar. Ee, ve ucuzlar hani, hani daha güçlü karakterler var mı var mesela Human Torch'a nazaran mesela süperdir daha güçlü diyebilirim ama Ama arkadaşlar bunu kasması kolay bir karakter olduğu için O nedenle bunu ben daha öncelikli olarak kasmasını tavsiye ederim. Ve çok da kullanışlı bir karakter arkadaşlar. Her yerde ihtiyacınız oluyor. Human Torch ve Sharon Rogers'ı kassın kostümlerini de alsın. Gayet güzel bir verim alır. Gambit hasar yine çok güzel bir karakter. Bunu da yavaş yavaş isterse kasabilir. Luke Cage PvP karakterine eğer ihtiyacı varsa. Yani zaman savaşı mod gibi modlarda etkili olmak istiyorsa Luke Cage'i kasıp kostümünü mutlaka alsın. Şöyle bakıyorum güzel karakterler var arkadaşlar kasaca ama çok elzem karakterlerden bahsetmek istiyorum çünkü dediğim gibi hani daha oyunun baş, biraz daha başlarında olduğu için daha yeni bir oyuncu olduğu için ilk olarak önemli karakterleri kasması gerekiyor ki hızlı bir şekilde hesabını geliştirebilsin. Yani Master mesela güzel bir karakter ama şimdilik kasmasın dediğim gibi daha önemli karakterler var. Rock karakteri çok güzel bir karakter kasabilir. Şöyle en önemli dediğim gibi en önemli karakterlere bakıyorum şu anda. Ya şunu kasabilir belki liderliği için. Liderliği güzel olan bir karakter. Böyle önemli bir karakter. Evet sanırım başka yok. Hani çok elzem olan bir karakter var mı diye bakıyorum. Şunu belki kategori 2 atabilir pasifi için. Şunu liderliği için belki. Şunu da liderliği için kategori 2'ye atabilir. Güzel karakterler. Şunun desteği çok güzel ama kostümsüz desteği pek iyi değil. Kostümün alınması şart. Evet sanırım bu şekilde arkadaşlar. Ee, uyarılarımı dikkate alsın arkadaş bu arada. Evet arkadaşlar ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.